Balığın kafası, kılçığı, kuyruğu her şey kalacak. Fakat aralardaki etler de böyle sanki çubuk çubuk bir şekilde çıkartılacak. Kestane mantarı, domates bunları kullanacağız yemeğimizi yaparken. Bu iki tane domatesi küp küp doğruyorum ben. Hatta birazcık da belki şu çekirdeklerini çıkartabiliriz. Balık suyu kullanacağız. Şart değil ama balık suyu kullanırsanız hakikaten lezzeti başka oluyor. Benim balığım çok büyük bir dülger değil. Onun için birazcık belki azaltabilirim. 300 gram aslında irice bir dülger bulursanız 300 gram da mantar yakışacak. Ama ben onun herhalde şöyle bir 200 gramını kullansam kendi dülgerim için yeterli olacak. Bunları da şöyle irice doğruyorum şimdi. Bir taraftan tavayı da hazırlayalım. Şöyle büyükçe bir tava. Burada önemli olan balığınızın sığacağı kadar bir tava bulursanız çok iyi olur. Şimdi yağları da koyalım. Büyük bir dülgeriniz varsa yine tekrar edeyim ben. 125 gram tereyağı alabilir ama ben şimdi onu biraz azaltacağım. Yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. 70 gram kadar da tereyağını ekliyorum. Onlar eriye dursun. Yağlarımdan ses çıkıyor artık. Tamam mı diyor. Evet, mantarları atacağım ama önden sarımsaklarımız var. Sarımsaklar kokusunu verecek. Ondan sonra hemen işin içine mantarlar girecek. Bir tane indiriyorum. Çünkü dediğim gibi balığım çok büyük değil. Sonra birazcık da unla beraber kıvamlı bir sos yapmaya çalışacağız. Mantarlar hafifçe suyunu vermeye başladı. Ben şimdi onlara bir çorba kaşığı da un koyacağım. Bir silme kaşığı tuzu da ilave ediyorum. Balıklarla beraber sanırım yetecek. Karabiberimizi de koyalım. Tekrar çeviriyorum. Şimdi balık suyunuz varsa bir ön hazırlığınız mutlaka kullanın diyorum. Yoksa suyla devam edersiniz. Aşağı yukarı bakıyorum şöyle bir su bardağı kadar balık suyunu da ilave ediyorum. Şimdi kaynayan bu sosa bir de domatesleri ekleyelim. Lezzet vermesi için şöyle diyorum ki bir tutam da şeker koyayım ben. Evet, domatesler de hafifçe pişer gibi oldu. Çok da fazla beklemiyorum aslında. Şimdi birazcık sosumdan kenara ayıracağım. Hatta şöyle yarısı gibi diyelim. Balığımı şekliyle beraber tencereme yerleştirmeye çalışıyorum. Biraz bu konuda zorlanıyorum. Şimdi yapacağım üzerine şu güzel şerit şerit hazırlanmış balık parçalarını da koymak. Sanki balığın şekliyle eş olacak gibi. Evet, şimdi kalan bu sosu da yine böyle balığımın şekliyle şeritlerin üstüne koyuyorum. Yanına ne yakışır derseniz, bence patates yakışır. Onu şöyle bir haşladıktan sonra en son tereyağıyla biraz da dereotuyla çevirebiliriz. Kenarına servis tabağımızın yerleştirebiliriz. Ben bunun kapağını kapatıyorum. Bu kuyruğu da sonra içine koymaya çalışacağım. Şimdi şöyle kaynadıktan sonra kısık ateşte kendisi pişmeye devam etsin.